Ya Bülent'cim, nereden baksan 6-7 yıldır Ukrayna'dasın. Evet, şimdi Ukrayna'da Türkiye'yi karşılaştırınca... Röportaj bağımlı olmasın. Bir şey olsun böyle, spontane olsun. Spontane. Ya da şeyli olsun, konuşmanı nasıl geçtin biliyor musun? Şeyli olsun, doğaçlama. Doğaçlama. Yapabilir misin böyle bir şey? Yapıyoruz ya. Nasıl geçiyor? Hayatımı doğaçlama kanka. Şey soracağım, nasıl Ukrayna? Ne açıdan? Her açıdan. Mesela nasıl Türkiye'li, sen Türkiye'yi mesela Türkiye'de... Kadınlarını biliyorsun kanka. Ha. Anlatmama gerek yok zaten. Erkekleri? Sen onlarla ilgileniyorsun daha çok. Ben daha çok. Tabii ben daha çok erkek. Onun yani şey... Meli olsaydı, tam Meli de oralara değil mi? Kadın erkekler açısından. Yok lan şaka yapıyorsa Meli... Canımız ciğerimiz. Canımız ciğerimiz. Erdem? Ne yapıyor şimdi? Şey diyeceğim, kafe açtık işte 6 aydır falan, 1 senedir konuşuyoruz kafe açtık, kafe açtık. Bebek de bir yerde açacağım diyor. Bebek de. Ondan bebek sonra. Onda açmışsın. O da var, ben onu diyecektim ha. Turgay'ı görüyor musun? Turgay'ı gördün mü? Yok. Turgay'ı göremedim. Hmm. Turgay'ı sen değil mi? Erdem, ben de değilim. Ben oğlum Turgay benim kardeşim, ben olur mu orada? yanlış anlar lan, yok tamam ben de samimi değilim falan filan. Şey ne yapıyor? Bacımsın ya. Şey, Erdem ne yapıyor? Erdem iyi gelecek Erdem. Şimdi ne yaptın? Askerlik sorunların bitti senin artık. Oraya girmedim. Yok ama paralı yaptın askeri. Bitti işte. Bedelli paralı bedelli. Bedelli bekliyorduk çıkıyor da. AKP sahasın onları da. Allah razı olsun. Şey geçenlerde bir tane... Allah razı olsun. Geçenlerde bir tane şey geldi. Güney Koreli bir kadın geldi. Ona şey yaptım, Allah razı olsun AKP, Tayyip Erdoğan dedim ona. Söyleyebildi mi? Söyledi lan. Kaç saatin abi? Yo hemen söyledi, onun cin gibi kız. Zehir gibi kız. Öyle derler ya, zehir gibi. Abi ne yapıyor birader be? Abi ya, takılır. Sizin bu sosyal dükkanları ne oldu şu anda? İyi, güzel oldu. Kaç tane oldu şube? 6. 6 tane şube. En son bir yeri açtınız, o yeni bir büyük bir alışveriş mi? Falan dedi. Söylemişsin sen. Tabii tabii biliyorum ya. Nasıl işler güçler yolunda? Allah şükür. Allah tutsun altı etsin. Marka daha yaratmak lazım ama kanka. Tabii tabii. Bodrum'da bir marka yaratsana. Bodrum'da yaratıp İstanbul'da yaratıp sana. Önce New York'ta yarat. Önce New York'ta. Londra olsun. Valla söyleyeyim lan. Sonra Londra olsun. Sonra İstanbul olsun. Sonra Bodrum'da. Almanya düşünüyorduk da şimdi raftan. Kaldırdık. Rafa mı koydunuz? Şey, projeyi ne yaptınız? Rafa mı koydunuz? Rafa koyduk şimdi. Takılıyoruz da. İyi güzel vallahi ya. Başka anlat bakalım biraz neler yaptın, ne, nasıl geçiyor, nasıl hayat yani? Gayri gelmişti, 8-10 oldu. Alışıyor musun Türkiye'ye? Kadınlarına alışamadık kanka. Bir şey sana... Ukrayna'dan sonra bu kadınlara alışamadık kanka. Evet, Bülent'ciğim. Kadınlar niye böyle abi? Bülent'ciğim kadınları eleştirme. Kadınlar da seni eleştirmesin. Evet. Kardeş geçin. Onlar öyle dursunlar, sen de böyle dur. Ya biz onunla böyle illaki birisine karşılaştırmak zorunda mısın? Elleme. Ama bizi ilgilendiriyor da. Russian is best, forget rest. Bence de. Göbe gelmiş kanka. O zayıfladım onu. Makaradayız diye mi böyle? He makaradayız ya. Sürekli koşuyoruz makaradayız. Onun için zayıfladık birazcık ya. Başka? Çay söyledi içelim kanka. İçeceğiz, çay gelecek böyle. Önce bir konuşalım bakalım. Konuşalım. Konuşma esnasında çay içecek muhabbet doğarsa sana kahve söyleyeceğim. Türk kahvesi. Nasıl? Özledin lan Türkiye'yi. Tabii. En çok kim özledin? Bak bu mesela Ukrayna'dasın. En çok kim? Ailemi, dostlarımı, boğazı özledim. Aileni, dostlarını... Dostlarımı ve boğazı. Ailen önce geliyor doğal olarak. Yeğenlerimi özledim. Evet, ufak yeğenler. Can onlar, can. 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 Ondan sonra şeydi, boğazı nasıl özledin? Boğaz'ı nasıl özledin? Boğaz, durdurken niye Boğaz yani? Boğaz. İstanbul Boğaz mı? Boğaz. Bebek falan o taraflara. Sosyeti. Evet sayın seyirciler, evet. Bülent Uçlu'yla görüşmemiz böylece bitti.